Merhaba Arsene severler. Bugüne kadar 1.76 ölçeğinde Mini Cooper'ımız oldu. 1.76 ölçeğinde canavar kamyonumuz oldu. Hatta bende yok ama 1.76 ölçeğinde spor arabalarımız oldu. Fakat en son olarak 1.76 ölçeğinde karting arabası veya buggy diyelim. Dünyanın en küçük ready to run yani kullanıma hazır buggy'si artık piyasada. Bu iki araç yani Mini Cooper ve Monster Truck Turbo Racing markası altında satılıyor. Fakat bununkini değiştirmişler. Diatone isminde bir marka oluşturarak bunu o marka altında vermişler. Şimdi tabii bu araçlar arasında bak büyük farklar var. Nasıl diyeyim? Mesela şu gördüğünüz Mini Cooper kontrolü en kolay olanı. Fakat bunun kontrolünün en kolay olmasının sebebi maksimum hızının saatte 1.17 km olması. O yüzden rahat rahat kontrol edebiliyorsunuz. Bu Monster Truck'ımızın saatte 8 km'lik bir hızı var. Canavar kamyonumuzun yeni gelen buggy'imizin de aslında 8 km'lik bir hızı var. Fakat kontrol, bunda kontrol çok zor. Bu ikisinin birleşimi gibi bir şey olmuş. Hem hızlı hem kontrol kabiliyeti yani kontrol edilebilmesi çok daha kolay. Neden derseniz şimdi bu araca göre Monster canavar kamyona göre daha dar bir kaportası var diyeyim artık. Vücudu demeyeceğim. Dar bir kaportası var ama her bir tekerleği canavar kamyonunkinden çok daha geniş ve daha yumuşak. Bu sayede de daha iyi yol tutuşu sunuyor. Dönüşlerde üstünde hatta bunun kameralı versiyonu var. Üstünde ağırlık olmasına rağmen takla atmıyor. Şimdi bendeki versiyonu sadece kumanda ve arabayla geldi. Bunu kumanda, araba, FPV kamera ve FPV goggle ile alabiliyorsunuz. Ama ben zaten bunlar bende olduğu için bu şekilde aldım. Tabii şu da var. Bunu set olarak aldığınızda gelen FPV goggle'da kayıt özelliği yok. Benim FPV goggle'ımda kayıt özelliği var. En ucuz kayıt yapan FPV goggle bu benim kullandığım. Onun da linkini aşağı koyarım. Hepsinin linkini aşağı koyacağım. Bunun dışında bu iki aracın yani Mini Cooper ve canavar kamyonun kumandaları daha gelişmiş. Daha fazla özellik yani işlemleri ayrı ayrı düğmelerden yapabiliyorsunuz. Buna tek bir düğme koymuşlar. O düğmeye değişik şekillerde basarak değişik kombinasyonlar kullanarak ayarları yapıyorsunuz. Mesela steering trim dediğimiz sağ sol ayarı, ne diyoruz ona? Road balance ayarını yapmak için kumandanın üstündeki küçük düğmeye basıyoruz. O küçük düğmeye basılı tutarken direksiyonu yavaş yavaş çeviriyoruz. İstediğimiz ayar geldiğinde elimizi direksiyondaki ayara bırakmadan düğmeden kaldırıyoruz. Onda kalıyor. Birazcık böyle karışık oluyor ama sonuçta işi görüyor. Onun dışında bu aracın iki tane hız seviyesi var. Yavaş ve hızlı olarak tabii ki. Nasıl yapıyoruz? Bunda da o yine o küçük tuşa basıyoruz. Önce diyelim ki ilk açtığınızda bu yavaş modda geliyor. Kumandayı kapatıyoruz. Düğmeye basıyoruz. O küçük düğmeye inip kumandayı açıyoruz, basılı tutuyoruz. Hızlı hız yanmaya başladığında ne oluyor? Hızlı hız yanmaya başladığında biz yani yanıp sürerken o üstündeki kırmızı ışık hızlı modda oluyoruz. Yavaş moda geçmek isterseniz kumanda tekrar kapanıyor, tekrar o düğmeye basıyor, tutuyorsunuz, kumandayı açıyorsunuz, tekrar düğmeyi bırakıyorsunuz. Bu sefer yanıp sönmeden sabit şekilde yürüyor, o zaman da yavaş modda oluyor. Bunlar biraz karışık ama zaten ben videoda gösterdim, anlamışsınızdır. Çok da zor değil aslında. Onun dışında bu araç, mesela Monster Truck'ı aldınız, bu atlama lamparalarıyla geliyor. Atlama rampası var kendine, 4 tane. Ama bunda öyle bir şey yok. Tabii bunun yapmak için de ne var? Dışında aşağıdan gördüğünüz o dış kabı var ya, o kabının kısmını büküp üçgen haline getirip bantladığınızda çok daha yüksek bir atlama rampası oluyor. Dediğim gibi kamera da takılıyor. Ben bunun üstüne kameramı takıp, şimdi eklemişimdir zaten video. Kamerayı takıp biraz da o performansını göstereceğim size. Yani çok zevkli arkadaşlar bu araçları kullanması. Ev içinde özellikle. Şimdi gerçi havalar ısınıyor ama bu kış için daha şey mantıklı. Veya evin içinde sağda solda gezeyim yine. Bunu da yapmıştım. Üstüne kamerayı takıp tabletlere kadar girmiştik. O şekilde gayet zevkli oluyor. O kadar çok şey var ki. Bakın mesela bir şey daha, bir özelliği daha var. Unuttum onu anlatmayı. Hemen anlatayım. Şimdi bu aracı dedim ya, tek başına alıyorsunuz diye. Tek başına da sadece araba olarak alabiliyorsunuz. Kumandaya bile ihtiyacınız yok. Neden? Bu hobideyseniz, hobideki arkadaşlar zaten bilir. Değilseniz de ben okuyayım. Şunun üstünde bir protokol var. Bu okuyacağım protokolle çalışıyor bunun içindeki alıcı. FlySky bir marka. FlySky'ın protokolü bu. FlySky AFHDS. İngilizcesi de HFHDS. AFHDS pardon. AFHDS protokolü diye bir protokol var. Bu protokol dronlarda çalışıyor.
Efendim dediğim kurulularda çalışıyor. Yani bu kumandayı kullanıyorsanız bunun protokolü bu. Bu benimki FlySky GT3. FlySky GT2'de aynı protokol var. Veya eShim markasının kendi TX16 diye kumandası var. FlySky'in kendi radyo kontrolleri var, böyle bir sürü düğmesi olan. Veya FlySky Taranis var. En kalitelilerden, böyle 3-5 bin lira fiyatı o kumandaların. Onlar da aynı protokolü destekliyor başka protokoller haricinde. Yani eğer herhangi bir bu şekilde bu protokolü destekleyen bir kumandanız varsa kumanda bile almanıza gerek yok. Yani diyelim kendi FPV kameranız var, FPV Google'ınız var, kumandanız var. Sadece arabayı almanız yeterli. Ya illa ki FPV kamerayla Google'da almak, yani Google'da almak zorunda değilsiniz. Bu tek başına da acayip zevkli kullanılıyor. Atlama rampasından falan atlayacağım zaten. Onları da videoya eklerim. Sonuna eklemektense bu konuşmalarımın üstüne koymayı düşünüyorum ki video çok uzun olmasın. Onun dışında anlatacağım o kadar çok şey var ki aklımda şey var. Mesela kutudan şey geliyor bir tane. Neydi onun adı? Anahtarlık bile geliyor bu arabanın şeklinde. Yanına güzel bir hediye vermişler. Yani bayağı güzel bir araç. Özellikleri çok. Tabii ki Türk lirası fiyatı biraz pahalı olacak ama adamlar bunu 76 TL'ye alıyor yani aslında. 76 lir mi? Biz 76 dolar vermedik. Ne kadar para oluyor siz düşünün. Ama RC araçları hoşlanıyorsanız Preston'da olması gereken bir parça diyeyim size. Linklerini aşağı koyacağım arkadaşlar. 3000'de. FPV kameramı da koyacağım. FPV Google'ın da koyacağım. Veya bunun full seti olanını da koyacağım. Hepsine bakarsınız. Bütçeniz uygunsa oradan almak istediğinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Her zamanki gibi. Kendinize iyi bakın. Hobiyle kalın. Görüşmek üzere.